Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok sinirlendiğim bir konudan bahsedeceğim. Konumuz 1000 kilometre bakımı. Daha doğrusu servislerin fahiş fiyatlarla yaptığı bakımlar. Olayımız şöyle. 1000 bakımı için Mototaş'a gittim. Mototaş'ta 1000 bakıma bıraktım motoru. Çıkarken söylediler fiyatı. Çok güzel bir fiyat verdiler, sağ olsunlar. 110 TL. Şimdi 1000 kilometre bakımında değişmesi gereken yağ filtresi. Şimdi sinirliyim hala da. Ne söyleyeceğim, ne konuşacağım? Seçerek konuşayım. Gerçekten sinirliyim. Şimdi Facebook'taki Adres Türkiye sayfasında bazı arkadaşlar bunu belirtmişti. Hani 1000 bakımında değil de onlarda da 4000 bakımında fahiş fiyat verilmiş. 175 lira. 4000 bakımını almışlar. Şimdi benimkinde de 110 lira aldılar. Normalde bu 175 lira alınan arkadaş 1000 kilometre bakımında 35 TL ödediğini söyledi. Florya'daki Suzuki bayinde. Hani baktığımız zaman yaptıkları belli. Nedir? Yağ ve yağ filtresi değişecek. Hani işçilik almıyorlar diye biliyordum ben. Aradığım zaman da sormadım. Aslına bakarsanız bende de hata var. Niye sormuyorsun? Ne kadar olduğunu. Neyse gittim, güvendik. Nasıl olsa uygun tutar. 35 lirayı duyduktan sonra Facebook'taki grupta. Oradakilere de yani bir şey de diyemiyorum, ne diyeyim yani. Adamların fiyat politikası buymuş. Çok güzel bir fiyat politikası var. Ben de şöyle bir karar verdim. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama. Hani bu motor garantili. Hani garanti kapsamında da neler giriyor. O da tartışılır gerçi ama. Bundan sonra ben kendim yapacağım bakımları. Hani 4000 bakımına da 175 lira verecek halim yok. Sadece yağ filtresi, hava filtresi ve ekipmanları değişecek 4000 bakımında. Bunun için de 175 lira çok gerçekten fahiş bir fiyat. Hani Burak arkadaşımla da konuştuğumda X-Max'i var onun. X-Max'e 200 lira verdiğini söylemişti. Bir de 10.000 bakımına verildiğini söyledi. Bir de şöyle bir şey var. Ben de 2005 model otomatik Fiesta var, dizel. Ben bunun mazot filtresi hariç, hava filtresi, polen filtresi, yağı, işçiliği, bütün her şeyi dahil verdiğim fiyat 130-140 lira. Koskocaman arabaya. Ve de bu araba 5 litre yağ alıyor. Bu motor 1 litre yağ alıyor. Hani baktığınız zaman gerçekten fahiş bir fiyat olduğunu siz de göreceksiniz. Garanti pek de umurumda değil benim açıkçası. Yani sırf serviste bakımı olsun, hani bir sıkıntısı varsa görsünler diye gittim. Bir de oraya Würth'ün temizleyicisi yazmış 500 mililitre. Yahu kardeşim, sıktığın 4-5 tane fıs. 4-5 tane fıs için Würth'ün hepsini niye bana kilitliyorsun ya? Ya ayıp değil mi kardeşim bu? Yani büyük ayıp bence. Nasıl bir servissen sen artık. Nasıl olsa diyorlar motorları uygun fiyata verdik, ki uygun da değil. 5900 lira, 5800 lira para verdim kardeşim ben buna. Uygun da değil. Hani diyorlar nasıl olsa garantisi var. Gelsinler. Biz bunları affedersiniz ama bir geçirelim. Kendilerine gelsinler. Eğer salaklarsa 1000 kilometre bakımından sonra 4000'e de gelirler. Ama yemezler. Gerçekten yemezler yani. Artık gitmeyeceğim servise, mervise. Kendim yapacağım bakımları. Yani büyük bir sıkıntı çıkar diye şimdi kendime bir usta bakacağım. Doğru düzgün. Sonuçta bu scooter. Hani ne sorunu çıkabilir? Elimden geldiği kadar ben kendim araştırarak, bularak yaparım. Ve de bu adamlara o fahiş fiyatları vermem.
40 TL işçilik diyorsun. Adamın orada uğraştığı 20 dakika ve de sohbet ederek, muhabbet ederek oradakilerle yapıyor bu işi. Tıpasını açıyor, yağı döküyor. Yağ filtresini çıkartıyor, yerine yeni yağ filtresini takıyor. Yağını koyuyor. Ha, bir de tura çıkıyor sağ olsun. Vürtle de 2-3 fısla işi götürüyor. Vürtü de bana kitliyor 500 mililitre. Ulan orada kullandığın senin 10 mililitre değil ya. Ayıp yani. Yaptıkları büyük ayıp. Gerçekten çok sinirliyim. Ya şimdi ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hani küfür edeceğim, edemiyorum. Etmeyeyim de. Neyse, bende kalsın. Ben başımın gözümün sadakası olsun diyeceğim. Çünkü yaptıkları işe karşı 110 TL gerçekten çok büyük bir para. Gerçekten çok büyük bir para. Ne gerek var o kadar para almaya? Ya hakkını al kardeşim işte. 60 lira mı diyorsun, 70 lira mı diyorsun? 35 de geçtim. 60-70 lira de ben de eyvallah diyeyim, çıkayım kardeşim ya. Ben arabama bakım yaparken anasını satayım. Düşünmüyorum bu kadar. Şimdi bundan sonraki soru işareti kafamda. Ulan 4000'e ben bunu götürürsem bunlar beni, affedersiniz ama neyse söylemeyeyim, dürtecekler, öpecekler. Artık aklınızdan ne geçiyorsa ben de onu düşünüyorum. Yapacaklar. Servis bakımlı olsun diyorsun. Adamlar orada kazık atmaya bakıyor. Hani benden sonraki adam da servis bakımlı motor alsın diyorsun. Sonuçta servise gidiyor geliyor. Sorunları varsa gideriliyor diye düşünüyor. İkinci sahibi, üçüncü sahibi artık 4-5 kaç sahibi olursa motorun. Ya ben bunu zaten 2 sene içerisinde satarım. 2 sene sonra artık başka bir motora geçeriz ama o zaman da sıfır mı alırım onu da düşünürüm yani. Yok, plaka masrafıydı, bilmem nesiydi, otuydu, zırtıydı, zartıydı. Yok garantisiyle uğraş, yok bilmem nesiyle uğraş. Motorun garantisi var diyorsun. Hani neye garanti veriyor? O da tartışılır. Götüreceksin, bakacaksın. Bu sefer diyecekler, İşte kullanıcı hatası, bilmem ne. Gerek yok garantiye, marantiye de bence. Bir telefon çaldı. Kusura bakmayın, kesmek zorunda kaldım. Garantiden arıyorlar. Büyük ihtimal yok kredi kartı verelim, yok bilmem ne verelim, onu yapalım, bunu yapalım. Yani herkes para kazanma derdinde ama hani namusumla para kazanayım diyen yok kardeşim ya. Ya ayıp kardeşim, ayıp ayıp. Ya kendisine yapılsa bir ton söver anasına avradına dümdüz gider. Kendisine yapılsa ondan sonra bunlar niye böyle, niye şöyle der. Ama karşı taraftakine yapmaktan mutluluk duyuyorlar ya. Ya kardeşim, ben motoru senden almışım. Biliyorsun, orada görüyorsun. Motoru nereden aldığımı da görüyorsun. Ya bir indirim yap, bir şey yap. İşçilik 40 lira nedir ya? Ne yaptın da 40 lira alıyorsun kardeşim? Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Nasıl sinirim bozuk. Yani anlatamam size. Acayip sinirim bozuk. Neyse, ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Hem de yoluma bakayım. Allah'a emanet olun. Eğer motor yeni alıp da 1000 kilometre bakıma gidecek arkadaşlar varsa bu videoyu da izlesinler. Gitmeden önce de bir telefon açsınlar, sorsunlar. Kardeşim, sen bu bakımı yapıyorsun ama ne kadara yapıyorsun diye de bir sorsunlar. Benim gibi bodozlama, işte yorumları okuyarak gitmeyin. Sorun, fiyatı alın. İçinizde siniyorsa oraya gidin. 2-3 tane servise sorarsın. 2-3 serviste aynı fiyatı verirse yapacak bir şey yok. Ama hiç zannetmiyorum 2-3 servise aynı fiyatı versin. Hani görüyorlar, ölen nasıl olsa biz bunu yaptık, mecbur verecek bu parayı deyip geçiriyorlar kardeşim. Ben şu anda kesiyorum videoyu. Yoluma bakayım. Sıkıntı olmasın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi yarınlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.